yeni elden ele dolaşan bir şey var. Bir tane bana göndermişler. Geri iade ettim tabii. Hocam buna ne dersiniz? Peygamber Efendimizin fotoğrafı diye. Peygamber Efendimizin resmi fotoğrafı diye. O ona veriyormuş, o ona veriyormuş, o ona veriyormuş. Kötü gözle bakan da gavur olur diye tehdit ediyorlarmış. Muhterem müminler, bunlar kıyametin fitneleridir. Hele hele kadınlarınızı, kızlarınızı çok koruyun. Erkek çocuklar o kadar değil de, bilhassa bu kadın sohbetlerinde elden ele dolaşıyor, sakın ola ki. Efendiler, biz en büyük velilere, en büyük ilim adamlarına yetiştik, ellerini öptük, dizlerinin dibinde yıllarca oturduk. Onların huzurunda böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir hatta. Başka şeyi bırakın. Böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir. Bu kıyametin, bu korkunç devrin alametlerindendir. Sakın ola ki böyle bir şeye önem vermeyiniz. Üzerine eğilip de kalbinizi, kafanızı meşgul etmeyiniz. Hatta bu emniyetlik de bir fitne muhterem Müslümanlar. Böyle bir şey İslam'da katiyetle yoktur. Memleketin kadın ve kızlarını Peygamber Efendimiz'in fotoğrafıdır diye meşgul ediyorlar. Biz fahri kainatın fotoğrafına değil, ruhaniyetine, aşk ve imanına müştakız muhterem müminler. Ya, ya. Yunus'un dediğini diyoruz. Yunus'un dediğini diyoruz. Arayu arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip etse de görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Ya bu kudurmuş köpeğin mübarek naaşına şöyle dediği büyük insan için Itri öyle diyor. Osmanlı şairi Itri öyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Mur demek karınca. Aziz cemaat, mur demek karınca. Ya Muhammed, sensin ol şah ki Süleymanlar değil, yanlış anlama. Kainatı saltanatıyla kuşatan, tahtını rüzgarlar, askerini rüzgarlar götüren Sultan Süleyman. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında karıncadır. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor. Şeyh Galip merhum, Şeyh Galip merhum, pare pare dili mecruh-i perişanımdan seri küyünde gezen her ite bir pare feda diyor. Derdi iftirakınla, aşkınla parça parça olmuş kalbimin, Şeyh Galip'in dedim, her parçası Medine'nin uç sokaklarında gezen köpeklere feda olsun ya Resulallah diyor. Ya, ya, ya. Vücudumun bir parçası demiyor. Ondan utanıyor da. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Vücudumun bir parçası demiyor da. Kalbimin, iman ve aşkla dolu kalbimin her parçası seri küyünde gezen her ite bir pare feda diyor. Muhterem Müslümanlar. Ya, Osmanlı ve bugün Kerbela'nın kenarında metfun. Devrinin en büyük şairi Fuzuli de öyle diyor. Fuzuli de öyle diyor. Öyle zayıf kıl katinde kim vaslına mümkün ola yetirmek sava beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vaslına mümkün ola yetirmek sava beni. Muhterem kardeşlerim, Fuzuli de öyle diyor. Derdinle ve hasretinle ve iftirakınla ve aşkınla vücudumu öyle zayıf kıl ki ya Resulallah, zerre haline gelsin, zerreler haline gelsin, badi sabah beni alarak lahdine, kabrine götürsün, yapışıp kalayım, bir daha kıyamete kadar vuslatından ayrılmayayım ya Resulallah. Muhterem kardeşlerim, Necip Fazıl'a uğramadan olur mu? O koca mütefekkir de öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum ya Rab. Son devrin mecnun şairi, dev şair öyle diyor.
Bakınız ben ne büyük rütbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun, kölesinin kuluyum diyor. Müslümanlar, Necip Fazıl da böyle diyor. Bakınız ben ne büyük rütbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun, kölesinin kuluyum. Ben bakın ne büyük derde düşmüşüm. Ne büyük aşkın ve sevginin esiriyim. Ne kadar azizdir benim bu derdim. Neymiş derdin? Çünkü o Nebi-i Zişan'ın kölesinin, kölesinin kölesiyim ben diyor. Muhterem müminler, peygamber için, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri için, yüce Nebi-i Zişan'ımız için eğer söyleneni sıralayacak olsak, aşk erinin söylediği gibi olur. Aşk erinin söylediği gibi. Şerhi ışk ermen bi güyen ber devam, sat kıyamet bi güderet vanna tamam. Eğer diyor aşkın, Hazreti Muhammed'in sevgisinin şerhini açıklayacak olsam, bin kıyamet kopar da onun sevgisi yine hakkıyla açıklanmış olmaz diyor muhterem Müslümanlar. Bu da Mevlana'mızın. Akıl kurban künbe pişe Mustafa, hasbiyallah güki Allahümme kefa. Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyor. Muhterem Müslümanlar, Pakistan'a kadar uzanıyoruz. İkisini birleştirin Bengaldeş'le beraber. 200 milyona yakın Müslümanın, hatta Hindistan'daki Müslümanlardan ekleyin, 250 milyona yakın Müslümanın dev şairi ve maddi halaskarı Allah'ın lütfuyla büyük imana sahip Doktor Muhammed İkbal öyle diyor. Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu utandım, söyleyemedim diyor. Pakistan'dan sesleniyor. Ya Resulallah, sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu haya ettim, söyleyemedim. Ama ihtiyarladım, kabre doğru yaklaşıyorum, bugün söyleyeceğim diyor. Eğer Kubbe-i Hadra'yın gölgesinden bana bir kabirlik toprak lütfedersen diyor. Yani Cennetül Baki'de Kubbe-i Hadra'nın gölgesi, güneş böyle batıya yamılınca ta Cennetül Baki'ye kadar varıyor ya. Kubbe-i Hadra'yın gölgesinden bana bir kabirlik yer nasip edersen, lütfedersen, evet dersen, kainatın şahika ve zirvelerine çıkarak sesleneceğim diyor. Filozof İkbal'in bahtsızlığını biliyorsun. Bugünkü bahtı İkbal'inde bir gör diye bütün bir beşeriyete sesleneceğim diyor. Muhterem Müslümanlar, Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta iki fakülte tamamlamış, Münih'te Peyam-ı Meşrik metni ile, ki Anne Maria Madame Schimmel diye bir Alman şairi hanımı edibe 5-8 dil bilen bir hanım tercüme etmiş. Elimizde Peyam-ı Meşrik Cavit Namesi var muhterem Müslümanlar. İkbal'in bu kadar ilmiyle 6 sene Londra'da kaldım. Bir sabah o Londra'nın korkunç kışları, zifiri karanlıklarında bir sabah evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük insan. Böyle aydın istiyoruz, böyle münevver istiyoruz, böyle mütefekkir istiyoruz, böyle düşünür istiyoruz. Alemlerin yüce Rabbi kerem buyur, bizi Resul-i Zişan'ın aşkıyla doldur diyor. Muhteremler.